Evet, günümüzde insanların en büyük problemi kilo problemi. Yani obezite, aşırı kilolar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve son zamanlarda maalesef Türkiye'de de hızla insanların çoğunda kilo problemi ortaya çıktı. Neden? Kimyasal ilaç kullanma, yanlış beslenme, spor yapmama vesaire nedeniyle. Birçok akıllı, zeki kişi de bunu fırsata dönüştürmeye çalıştı. İnsanların hastalığını gelir kaynağı, geçim kaynağı yaptılar. Efendim çıkıyorlar diyorlar ki bir ara 5-6 yıl önce acı çehre zayıflatır diye bir furya çıktı. Televizyonlardan doktorlar, doçentler, profesörler vesaire şöyle zayıflatır, böyle zayıflatır. Ben dedim ki bana sordular acı çehre var mı? Acı çehre nedir? İşte acı çehre acı çehredir. Bilen yok. Acı çehre hakkında ben kitabımda yazmışım. Aktiken. Adı Aktiken. Ha, adı Aktiken'i acı çehre yaptılar. Adını değiştirmişler. İshal yapar dedim. Faydası yok dedim. Aa, tamam dediler. Biz yine de alırız, kullanırız. Buyurun alın, kullan. Aldılar, kullandılar. İshal yaptığı için elektrolit kaybına sebep oldu. Daha sonra Aktiken'i zayıflatmadı. Aktiken'in içerisine, yani acı çehrenin içerisine kimyasal kattıkları, kimyasal nedeniyle bazı insanlarda zayıflama olduğu fakat yan tesirinin büyük olması nedeniyle Amerika'da yasaklandı. Doktor Mehmet Öz. Klinik araştırması var mı, bilgi var mı, belge var mı? Yok, hiçbir şey yok. Sonra Ahududu, yine Mehmet Öz, dünyanın bir numaralı, en önemli, en tanınmış doktoru deyince insanlar hurra alıyorlar, kullanıyorlar. Ahududu aldılar, kullandılar ama Ahududu'nun hakkında hiçbir klinik araştırması yok, bilgi yok, belge yok, zayıflatıcı özelliği yok. Konuştular, konuştular, sattılar ürünleri. Bir faydası olmadı. Sonra içinde kimyasal olduğu anlaşıldı. Altından daha sonra altın çilek çıktı. Altın çilek zayıflatır dediler. Altın çilek nedir? Altın çilek diye bir bitki yok dedim ya. Ha, sonra baktık ki altın çilek dedikleri güve feneri olarak bildiğimiz meyve. Güve feneri %95-96 çok yüksek oranda şeker içerir. Şeker içeren bir meyve zayıflatmaz. Peki neden zayıflatır diyorlar? İçine kimya katıyorlar. Kimyasal ilaçları bitkisel diyerek insanları zehirlediler. Ölüm vakaları olunca ne oldu? Yasaklandı. Yine Mehmet Öz, Doktor Mehmet Öz, Afrika mangosu zayıflatır. Bu konuda araştırma yaptım. Nereden, ne zaman araştırma yaptın? Efendim Kamerun'da 40 kişi üzerinde denemiş. Peki siz Amerika'da yaşıyorsunuz. Amerika'da okumuşsunuz. Orada birçok yerden bilgi, belge almışsınız. Afrika'da işiniz ne? Neden Amerika'da, Avrupa'da klinik araştırması yapmıyorsunuz da Afrika'da yapıyorsunuz? İnandırıcı mı? Afrika'ya git, $1000 ver, 1000 tane belge al, klinik araştırması al, belge al, bilgi al. Yani öyle. Tabii ki insanlar Afrika mangosunu bir yıldan fazla insanlara bunun reklamları yapıldı. Televizyonlarda, internetlerde satıldı. Birçok insan $1,000,000 kazandı. Ama bazı insanlar da hastalandı. Ölüm vakaları oldu. Çünkü içinde kimyasal sibutramin denen bir madde olduğu anlaşıldı. Mango zayıflatmaz. Mangonun yan etkisi de yok. Mango meyve. Binlerce yıldır Güneydoğu Asya'da daha çok bilinen, tanınan, kullanılan, yenilen bir meyve. İçine koyuyorlar kimyayı, insanları zehirliyorlar. Sibutramin, içine kimya katılan bu kimyasal madde, kalp atışını hızlandırır, nabzı hızlandırır. Kişinin nabzı hızlanırsa ne olur? Sırtında sırt çantasıyla hafif tempoyla koşan bir insanı düşünün. Nabzı hızlı olur normal yürüyen bir kişiye göre. Normal yürüyen bir kişinin nabzı 70 atıyorsa sırtında sırt çantasıyla hafif koşan kişinin nabzı 90 olur, 100 olur. Sibutramin kalp atışını, kalp ritmini bozduğu için ölüm vakaları oldu. Çünkü sürekli tempolu bir koşu gibi, koşuyormuş gibi kalbiniz çalışırsa ne olur? Kalp kasları yanar, ölür. Kalp krizi geçirir. Ölüm vakalarından sonra Afrika mangosunun zayıflatmadığı, faydalı olmadığı ortaya çıktı ama bazıları da milyoner, milyarder oldu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet sözcüsü dedi ki bu milyar dolarlık dolandırıcılık olayıdır dedi.
dedi ama Amerika Birleşik Devletleri hükümet sözcüsü bu milyar dolarlık dolandırıcı olay dedi ama olayın üzerine gidemedi, gidemedi. Hükümet bile gidemiyor. ABD hükümeti olayın üzerine gidemedi. Neden? Orada bir Mehmet Öz var ama Mehmet Öz'le birlikte çok büyük bir ortakları var, holdingler vesaire. Yani Mehmet Öz hakkında ben dolandırıcıdır, sahtekardır, üçkağıtçıdır demiyorum. Hükümet, ABD hükümeti diyor, bu dolandırıcılık olaydır diyor. Yani. Şimdi Afrika mangosu bitti, yeşil kahve çıktı. Yeşil kahve furyası başladı. Şöyle zayıflatır, böyle zayıflatır vesaire vesaire. Ben de aldım. Önce kendi üzerimde, sonra dostlarım üzerinde deneyelim dedim. Aldık, denedik. Ve etkisini görmedik. Görmeyince hemen verdiğimiz birkaç kişi vardı, geri toplattık. Çöpe attık. Üretmedik. Aldık. Satmaya başladık. Fakat önce kendimiz ve arkadaşlarımız kullandı. Faydasını görmeyince buradan gelecek parayı istemiyorum. Satışını da durduralım dedim. Durdurdum. Ve çöp. Şimdi Türkiye'de ve dünyada tabii insanlar maalesef dün ne oldu? Evvelki gün ne oldu? Ona bakmıyor. Acı çeyre, altın çilek, akayi, çitosan, ahududu, Afrika mangosu, yeşil kahve, yarın başka bir şey çıkacak. 6 ayda tutarsa bir ürün, birazcık ya propagandası, reklamı çok olursa bir yıl sürüyor. Ama fazla tutmadı mı 6 ay veya 3 ay sonra yeni bir ürün piyasaya sürüyorlar. İnsanlar zayıflıyor mu? Zayıflamıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde obeziteye karşı kullanılan, harcanan para 40 milyar dolar. Bütün dünyada kilo problemi olan insanlar için, insanların bu işe vermiş olduğu para milyar, 100 milyar dolarları aşıyor. Yani insanlar bazıları para kazanmak için birçok insanın sağlığıyla oynuyor. İnsan sağlığıyla oynayanlar da sonra doktorlar yapıyor bu işi. Ondan sonra kimler karalanıyor? Her doktor değil tabii ki. Doktorların %99'unu tenzih ederiz. Bunu yapan 3-5 kişi. Her meslek grubunda 3-5 kişi yanlış yapabilir. Bitki uzmanı diyen herbalistlerden de yanlış yapanlar var. Mesela bir tanesi benim kitaptan alıntı yapmış. Bana danışmadan bilgi ve belgeleri çalmış. Alıntı yapmış demiyorum, çalmış. Mahkeme kararı, hırsızlık yapmış. Profesör doktor benim kitaptan çalmış. Yani bu da profesör doktorum diyor. Benim kitaptan alıntı yapmış. Mahkeme kararı. 4 yıl uğraştım, mahkeme verdim. Evet. Şimdi ama televizyonlarda görüyorsunuz. Bazı doktorlar çıkıyor diyor ki şu bitki zararlı, bu bitki zararlı, o bitki zararlı. Hangi bilgiyle konuşuyorsun? Şimdiye kadar ölüm vakalarının hepsi sibutramin içeren bitkisel denen kimyasallardan oldu. Kimyasallardan oldu. Bitkilerden olmadı. Naneden, papatyadan, kekikten, adaçayından, kimyondan ölen var mı? Mangodan kişi ölmez. Altın çilekten ölüm olmaz. Ama altın çileğin içine kimyasal korsan ölür. Afrika mangosunun içine kimyasal korsan ölür. Acı çehrenin içine kimyasal korsan ölür. Akayin içine kimyasal korsan ölür. Akayi de insanı öldürmez. Altın çilekte, mangoda, yeşil kahve de öldürmez. Ama içine kimya koyuyorlar. Kimya korsanız ne olur? Evet, zayıflarsınız ama sonra da bir de bakarsınız ki kalp krizi geçirmişsiniz, ölmüşsünüz. Hem paranız gider, hem sağlığınız gider. Hatta kişi ölebilir de. Bu nedenle bu işi yapanlar bitki uzmanları değil. Amerika'dan sürekli dünyaya böyle bir veba hastalığı gibi hastalık yayılıyor. 6 ayda, 1 yılda bir. Obeziteye karşı şu ürün, obeziteye karşı bu ürün. Olmadı şu, olmadı bu. Bazıları bu işten milyar dolarlar kazanıyor. Ben bu işe girmedim. Yeşil kahvede girecektim. Aldım. Aldık. Denedim.
Birkaç dostum denedi. Baktık faydasını görmedik. Ben faydasını görmedim bir ürünü. Ne üretimini yaparım ne pazarlamasını. Çöpe. O nedenle bunlar para kazanırken bazılarının sıhhatinden oluyor. Ha, onları koruyan çok güçlü holdingler olduğu için onlara kimse dokunamıyor. Fakat bitki uzmanı olan kişi, yani bitki uzmanlarının gücü olmadığı için onlar hakkında bir sürü yazılıyor, çiziliyor, televizyonda da konuşuyor. Bütün herkes bitki şöyle zararlı, bitki böyle zararlı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçlardan 180 bin kişi bir yılda ölüyor. Bu istatistik veri. Almanya'da 30 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Bu istatistik veri. İngiltere'de 30 bin kişi kimyasaldan ölüyor. Bunlar veridir, belgedir. Yapılan çalışma sonucu, araştırmadır. Türkiye'de kaç bin kişi ölüyor bilmiyoruz. Çünkü istatistik veri yok ama tahminen Türkiye'de 40 ila 50 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Çünkü Türkiye'de çok antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan vesaire vesaire kullanılıyor. Neden araştırılmıyor? 40 bin kişi, 50 bin kişi Türkiye'de her yıl ölüyor. Kimse bir şey söylemiyor. Fakat bir tanesi bitkisel bir ürün kullandı. İshal olsa o ishal oldu. Bitkisel ürünler, şifalı bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıfa ayrılır. 1. Klinik araştırmalar etkisi ispat edilen bitki. Mesela sarı kantaron depresyona karşı etkili. Yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Veyahut da alıç klinik araştırmalarla kalp damar için etkili olduğu belgelenmiş. Veyahut da enginar karaciğer için etkili olduğu, kolesterol lipidini düşürdüğü belgelenmiş. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Benim bu yazmış olduğum kitapta 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. 3 cilt. 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Birinci sınıf şifalı bitkilerden üretilen, ekstraktından ama üretilen, bitkinin damıtılarak elde edilen, ekstraktından üretilen bitkisel gıda takviyelerinin zararı yok. Çünkü klinik araştırması zaten yapılmış. 2. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler zararlı değil. 3. Homopatide kullanılan bitkiler, 4. Aromaterapide kullanılan bitkiler, 5. Halk arasında kullanılan bitkiler. Biz sadece ve sadece klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen birinci sınıf şifalı bitkileri kullanıyoruz. Sadece ve sadece. Başkaları gibi de bitkisel diye içerisine kimya koyup insanları zehirlemek yok. Yapılmaması gerek. Bu insanların üzerine gidilmiyor. Tabii öncelikle Avrupa ve Amerika'da bu işin halledilmesi gerekir. Türkiye'de doktorlar konuşuyorlar. Bitki şöyle, bitki böyle. Bitkinin hangi bitki? Sarı kantaron, alıç, kimyon, nane. Hangi insana zarar vermiş? Klinik araştırmalarla ispat edilen bitkilerin zaten zararı yok. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Ha, ortaya çıkıyor şimdi. Afrika mangosu. Kullanıyor insanlar, zehirleniyor. Afrika mangosunun yan tesiri olması mümkün değil. İçine kimya korsanız tehlikeli. Altın çilen yan tesiri olması mümkün değil. İçine kimya korsanız öldürür. İçine kimya koyuyor, bitkisel diyor. Öyle şey mi olur? Kimyasal ilaçlarla insanı zehirle, sonra bitkiseldi. Yani bu oyunun bozulması, insanların uyanık olması gerek. 6 ayda bir dönen furyayı durdurmak gerek. Evet, hürmetler, saygılar.